Bu aslında endişe gerektirmeyecek bir tablo. Genellikle kulüplerin de taraftarların da en çok arzuladığı nokta işte Avrupa Şampiyonası'ndaki oyuncuların parlaması, Dünya Kupası'ndaki oyuncuların parlaması ya da Şampiyonlar Ligi'nde oyuncularının vitrine çıkmasıdır. Yani bu hem kulüpler için finansal bir durumdur hem de oyuncu adına da ciddi bir motivasyon kaynağı olduğu için de genellikle bu lige de yansır. Yani kupadan gelir, ligde de benzer performansını devam ettirebilir. Ben Fenerbahçe adına çok önemli bir kazanım olduğu kanısındayım ki oynanan mücadele sırasında ikinci gol de geldiğinde sosyal medyaya yabancı kaynaklardan bile böyle şaka tweetleri falan gelmeye başlamıştı. İşte Perez'den Ali Koç'a telefon gibi falan böyle o dönem daha maç bitmeden işin şakaları başlamıştı bile. Valencia 50 milyon euro. Evet, Yani böyle gördüm bu onu. tarz şakalar bile gelmişti. O yüzden de şu anki tablo Fenerbahçe için kazanımdır ve devamlılık arz etmesi lazım. Yani Katar gerçekten de çok zayıf bir halka. Çok referans alamıyorum ama tabii ki de Dünya Kupası'nda atılmış golün zayıfı fazlası ya da güçlüsü olmaz. Atılmış gol goldür ve Valencia'da burada milyonlarca insanın izlediği bir turnuvada, maçta hatta açılış maçı da olduğu için kendisini öne çıkartmış oldu. Peki, Saran, sen Valencia'nın performansını nasıl yorumladın? Valencia'nın performansı her zaman üst sıralara devam ediyordu, götürüyordu kendini. Özellikle Jesus'la beraber de daha fazla hayat bulan, yanılmıyorsam 12 tane golü var galiba Süper Lig'de şu an 13 maçta. Bu da Valencia'nın ne kadar iyi bir golcü olduğunu, ne kadar iyi işler yaptığını ve kendine özgüveni olduğu süre içerisinde gollerle karşımıza çıkacağını gösteriyordu. Tabii ki Taner'in de söylediği gibi Ekvator-Katar karşılaşması hem spor zevki açısından çok beklediğimiz bir karşılaşma değildi. Zaten beklenti de o kadar fazla değildi açıkçası söylemek gerekirse. Hem Katar milli takımının çok fazla performans göstermeyeceğini, çok fazla varlık gösteremeyeceğini bilsek bile açılış karşılaşmasının ki bu bütün dünyada izlenen ilk karşılaşma, herkesin izlemesi ve bu izlenen maçta gol atılması ve bu gol attığı zaman da Valencia için işte Türkiye'de Fenerbahçe'de oynuyor şeklinde dile getirilmesi hem Fenerbahçe için bir kazanım hem de Türkiye için bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tabii ki performansı çok güzel. İki tane golde bunu sığdırması da Valencia'nın değerini daha fazla katlandığını düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin elini de güçlendirdiğini görmek lazım. Zaten futbolcular böyledir. Yani gol attığın zaman kendini bulursun. Gol attırmadığın zaman kendine özgüven kazanırsın. Ya da iyi performans yaptırdığın zaman kendini daha fazla motive edersin. Valencia da bunun en güzel örneklerinden birisini gösteriyor bize. Ben daha da iyi olacağını, daha da fazla gol atacağını düşünüyorum. Yani Ekvator tabii ki bizi yanıltmadı. Katar bizi yanıltmadı. Ama Ekvator'daki Valencia'nın performansı bize artık alışkın olduğumuz Valencia'yı gösteriyor. Böyle devam ederse de hem kendini ön plana çıkaracak hem de Ali Koç'un Valencia üzerindeki ileriye dönük yapacağı adımları rahatlatmış olacak. Aslında burada kritik kelime bence devamlılık. Yani Dünya Kupası'na gidene kadarki süreçte muhakkak ki turnuvaya katılacak olmanın bir motivasyonu, ekstra bir motivasyonu bütün oyuncular için oluyor. Orada zaten iyi bir performans gösteriyor ama dönüşte acaba nasıl devam edecek, devamını nasıl getirecek? Bu aslında belki de çok kritik olacak hem Fenerbahçe için hem de alınabilecek teklifler için. Şimdi tabii milli takım araları ya da bu tarz milli takıma gitmiş oyuncuların genellikle orada geçirdikleri dönem bir haftayla sınırlı kaldığı için bir hafta 15 günle genellikle böyle ekspres diye tabir edebileceğimiz hızlandırılmış antrenman programları vesaire dönüşlerinde sakatlıklarla beraber sancılı dönemler oluyordu. Ancak şu anda 30 günlük bir turnuva, 45 güne yakın bir ara ve ciddi anlamda adeta bir yaz kampı dönemi gibi oyuncular orada milli takım kampı geçirecekler. Ve takımlar bugün örneğin FIFA bile Dünya Kupası'ndaki maçlarda 10 tane hakem görevlendiriyor. Takımlar oraya gittiği zaman normal standartlarda 3 fizyo ile gidiyorsa 6 fizyo ile gidiyor. Ya da 1 masörle gidiyorsa 3 masörle gidiyor. O yüzden de kondisyoner açısından da aynı şey geçerli. Çok yüksek ihtimal Valencia ve diğer oyuncular, Süper Lig'den giden diğer oyuncular da dahil olmak üzere güçlenerek dönecekler. Toplam 19 mu? 19 oyuncu diye hatırlıyorum. Yani hepsi de güçlenerek dönecekler. Çünkü burada bunun depolanması yapılacak. Ve oyuncular da şunun farkında. Şimdi normal bir milli maça gidersiniz. Rakibiniz gerçekten de FIFA sıralamasında çok alt sıralarda bir takımdır. O karşılaşmaların motivasyonu çok ayrıdır.
hazırlanmanız ayrıdır. Bazen antrenmanda bile çok istekli olmazsınız. Evet, milli bir mücadeledir. Ama rakipten dolayı bazen takımda, işte teknik heyette biraz daha rahat mücadeleye çıkarlar ya da hazırlanırlar. Ama Dünya Kupası böyle bir şey değil. O yüzden de Dünya Kupası'ndaki takımlar oyuncularını güçlendirerek evlerine gönderecekler. Ve Fenerbahçe zaten Valencia şu an bu ligin en top oyuncularından bir tanesi. Hı hı. İlk üçte sayabiliriz Valencia'yı. Kaldığı yerden muhtemelen devam edecek gibi gözüküyor. Sen de aynı şekilde düşünüyorsun herhalde. Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama aynı zamanda da tam çayını içerken. Taner'e teşekkür ediyorum. Gözümün içine baka baka işte bütün hılamuru. Ya yani şöyle bir şey oldu, yayında da söyleyeyim. Ben Taner'in nerede oturacağını bilmediğim için sana da sordum ama çünkü iki ben tane... Ben de bilmiyordum iki tane hılamur, bir tane kahve vardı. Kahve demek ki benim ayılmam içindi. Hılamur da Taner'in rahatlaması içindi. Evet. Ben daha fazla rahatladım. Taner daha fazla açıldı. Evet. Teşekkür neyse, ederim. Neyse arada değiş tokuş yaparız. Merak etmeyin. Bir kez daha söylerim. Ya ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten 19-20 tane oyuncumuz var. Türkiye Ligi'nde oynayan, Dünya Kupası'nda olan oyuncumuz diyorum. Çünkü bizim Türkiye'de oynayan iyi sporcudan bahsediyoruz. Gönül isterdi ki milli takımımızın orada olmasını. Ya evet. Ya içimin bir tarafı burkuk. Yani izliyorum şimdi mesela dünkü İngiltere karşılaşmasını izledim. İşte açılış karşılaşmasını izledim. Ama hani böyle açayım mı televizyonu İngiltere izleyeyim mi diye. İngiltere maçı güzeldi gerçekten. İzleyeyim yani goller güzel. Her zaman iyidir. Herkesin şeyini, reytingini ölçer. Herkesi böyle heveslendirir ama ben orada milli takımımızın olmaması beni, hatta hani atamadığımız o golden sonra, atamadığımız o penaltıdan sonra olmaması beni ayak kırıklığına uğrattı ama yapacak bir şey yok. İçimiz burkuk bir şekilde Dünya Kupası'nı evimizde izliyoruz. İşte buna vesile olanlar da televizyonlarında izliyor. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ama şunu söylemek lazım. Tabii ki burada çok önemli olan bizim için Dünya Kupası'nda olan sporcuların geri dönüşleri bizi çok hem düşündürüyor hem endişelendiriyor hem de bir yandan işte maşallah diyoruz. İnşallah kaza i̇şte gelmez. İşte o yüzden aslında sormak olmaz istedim Valencia'yı da. Çünkü bu çünkü kadar devamlılık çok maç, çok önemli. Bir de Fenerbahçe bu sene en fazla maç oynayan takımlardan bir tanesi. 26 maç oynadı şu an. Evet. Hem Avrupa Kupaları hem Türkiye Ligi hem Türkiye öncesindeki kupası. Maçlar. Tabii. Öncesindeki maçlar hepsi 26 maç. Çok fazla maç trafiği ve bu maçlarda tabii ki hocanın ideal 11 değil müsait 11'indeki Valencia'nın sürekli rol alması ve Türkiye Ligi'nde şu an 12 gol atan bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii ki bu milli takım özellikle Dünya Kupası aralarındaki maçlar biraz daha seyri daha az olsa bile burada işte Taner'in söylediği gibi orada fizyoterapistlerin olması ve fizyoterapistlerin futbolcuların kaslarını rahatlatması açısından özellikle hem dinlendirmesi hem masajlar yapması bunu biraz rahatlatacak ama benim tek temennim Türkiye'den gidip kendi ülkelerinde kendi takımlarını, milli takımlarını için ter döken sporcuların inşallah kazasız, belasız, sakatlıksız Türkiye'ye dönmeleri. Çünkü biz Türkiye ligilerinde onları izlemekten büyük bir zevk alıyoruz. Hı hı.